günümüzde batı dışı toplumlarının kendi hegemonyasını aldığı bir dünyada özellikle 200 yıllık bir batılılaşma, modernleşme serüvenini yaşayan Türkiye'de sosyal bilimlerde yeniden bir düşünce, zihniyet, metot, böyle bir arayışlı olan dernekte, değerli kardeşim Osman Şimşek kardeşimizin böyle bir nazik daveti üzerine burada bulunmak hakikaten beni heyecanlandırdı. Çünkü niye dediğimiz anda ben de Türkiye'de master doktoramı tamamladıktan sonra lisansımı aslında Pekin'de okudum ben. Pekin'de okuma esnasında biz Çin'i daha da yakından tanıma fırsatımız oldu. Sonra Türkiye'de okuduk ve tekrar Çin'e dönüp 13 sene oradaki üniversitede çalışma fırsatını bulduk ve bu vesileyle bir 3000 yıllık sürekli yazılı kültürü olan, yazısı hiç değişmeyen, 2000 küsur sene önce oluşturduğu inanç sistemi Konfüçyüs'ü geliştirerek devam ettiren bir medeniyetin evlatları olan Çinlilerin bu ister batıya karşı tutumları, bilimdeki tutumları olsun, bunları bir yakından tanıma, tanışma ve onlarla birlikte bir araştırma, inceleme fırsatımız oldu. Bu süreçte benim en fazla dikkatimi çeken şuydu. Sosyolojinin Çin'de yerelleştirilmesi. Şimdi Türkiye'deki bizim sosyolog arkadaşlar arasında böyle bir tema geçerse dalga geçerler. Olur mu kardeşim, sosyoloji nasıl yerelleştirilir de keser atar. Ama Çin'de hakikaten sosyolojinin ilk girdiği 1905'ten bugün 2015'e geldik. Bu 110 yıllık süreçte sürekli işleniyor. Milliyetçi Çin dönemi, komünist Çin dönemi, şu an post komünist Çin dönemi fark etmiyor. Sosyolojinin yerelleştirilmesi, millileştirilmesi. Yani bunlar çok basit bir şekilde şöyle diyor. Sosyoloji evet yeni ortaya çıkmış batıdaki bir bilim dalıdır. Toplumların sorunlarının çözümünde olmazsa olmaz. Fakat bugün sosyolojinin kuramları, kavramları ortaya çıktığı o toplumun sosyal yapısına, kültürel yapısına, oraya daha müsait. Benim Çin toplumunun sosyal yapısı, kültürel yapısı oradan farklı diyor. Dolayısıyla benim buraya özgün, yerelleşmiş, millileşmiş veya yerel üretim diyor. Yani biz batıdan ilham alırız. Batının kavram kuramlarını aynen getirmeyi biz kendi sorunlarımızı, kendi durumumuzu açıklayabilen, çözüm üretebilen bir sosyoloji geliştireceğiz diyor. Ve 110 yıldır çalışıyor. Ve batının sosyolojisini sorguluyor bunlar. Yani komünist bir devlet olmasına rağmen önceleri tabi sosyalist çizgideki kitaplar batının kuram kavramları getirilirken daha sonra 90 sonrasında tüm alan fark etmiyor sağ sol hepsini çeviriyor. Ondan sonra yorum getiriyor. Yani bu bağlamda biz Türkiye'deki bu sosyal bilimleri sorgularken neden bizde bu kendi sosyokültür yapımıza uygun, bizim toplumumuzun sorunlarını çözüm üretebilen, kendimize uygun kavram kuran geliştiremiyoruz. Neden? Böyle bir düşünce bende de uzun zamandır vardı. Geçen Osman hocamızı bir vesileyle biz Niğde'ye getirdik. Bu arada bu İlmar'dan, özgün sosyal düşünceden bahsetti. Hakikaten sevindirici bir durum. Bu gelişerek bir ekol haline gelmesi lazım. Tevhidi düşünce olsun veya bizim geleneksel Türk-İslam çizgisindeki Ahmet Yesevi Hazretleri döneminde veya öncesi İbn Sina, Farabi, İmam Gazali olsun. Kendimize özgü bazı şeyleri çıkartmamız lazım. Bu bağlamda biz haritadan da bakıyoruz. Bizim medeniyetimizin baskın olduğu bir coğrafya var.
Bu coğrafyanın adına biz hala kendimize uygun bir isimlendirme yapamadık. Zaman zaman Türk ili dendi. Uluğ Türkistan dendi. Daha sonra Ruslar burayı Orta Asya coğrafi bir kavram olarak. Bugün Ruslar yine önde gidiyor Avrasya isimlendirmesi. Nerede istesin? Ama burada biz varız. Bizim mevcudiyetimiz. Bugün siyasilerin söylemindeki Adriatik Çinsetti arası bizim dilimizin, kültürümüzün, dinimizin yaşadığı bir alan. Bu alanda bu düşünceleri düşünürken özellikle bu 18, 19, 20. yüzyıllar bizim bu bölgenin çok sancılı geçtiği bir dönem. 19. yüzyıllarda başlayan doğudan Çin'in genişlemesi, batıda Rusya'nın kuzeyden güneye inmesi ve doğuya genişlemesi, bölgenin bölünmesi, nihayetinde bir sömürgeleştirilmesi ve bu Sovyet Ekim devriminden sonra yeniden milletleştirilmesi, böl, parçala, yurt siyaseti bağlamında. Böyle olmasına rağmen özellikle 19. 20. yüzyıllarda bölgede doğuda Çin, batıda Rusya, güneyde İngiliz egomanyası varken bölge aydınlarının özellikle fikri iletişim bağlamında bir bütünlük için çok fazlasıyla çaba sarf ettiğini görüyoruz. Bunu ben genellikle bir kavramla şöyle Oğuz Karluk hattı diye bir hat çizmenin zaruriyet üzerinde duruyorum. Çünkü şurada Kaşgar var. Kaşgar'dan biz Tarım Havzası, Tarım Havzası'ndan sonra bugünkü Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan'daki bu Fergane Havzası var. Bu havzadan sonra bir güney, Afganistan tarafındaki Cenubi Türkistan dediğimiz bölge, Türkmenistan, İran'ın kuzeyinden ta Erzurum'a kadar giden bir hat var. Fırat Hocam buraları çok iyi bilir. Bu bölgelere aramızda en sık gidenidir. Fizyolojik tip bağlamında Kaşgar'dan bu güney hatta Erzurum'a kadar gelen şeyde bir fizyolojik olarak tipte bir benzerlik varken yaşam tarzımızda, kültürel yaşam tarzımızda yerleşik kültüre ağır basıyor. Yerleşik kültür, tarım, ticaret ağır basıyor. Ta Tebriz'den Erzurum'a kadar, ondan sonra İstanbul'a kadar gider. Şimdi tabii bunun bir kuzey tarafı var. Kıpçak bölgesi. Kıpçak bölgesi bizim güneyden daha farklıdır. Biraz bu yaşam tarzı, konar göçer olması tabii burada İdil Ural, Kafkas bölgesinde Kazan, Kırım bağlamında daha farklı bir durum söz konusu. Ama kültürel benzerlik açısından bu hat çok önemli. Kaşgar, Oş, Semerkant, Buhara, ondan sonra Merve'den Tebriz'e, Erzurum, Konya'ya kadar gelen bir hat var. Burada Kaşgar önemli. Neden önemli? Kaşgar bizim Türkistan coğrafyasında daha önceki dönemlerde bir ismi var. Sani Buhara diye. Yani ikinci Buhara. Birinci Buhara biliyorsunuz yeri belli. İkinci Buhara Kaşgar. Çünkü Kaşgar Karahanlı'nın başkenti. Sultan Saltuk Burhan'ın yattığı, Yusuf Kasacı'nın yattığı, Kaşgar'da Mahmud'un yattığı bir Türk medeniyetinin, İslam'ın merkezi. Aynı zamanda buralarda medreseler, Karahanlı döneminden kalma medreseler, çoğunluğu bugün Özbekistan coğrafyasında olmakla birlikte Kaşgar'da vardı. Tabii Kaşgar'ın bağımsız durumu doğudaki bu Çin'in bölgeye hakim olması, Çin kültürünün farklılıklara müsaade etmemesi. Çin kültüründe farklılıklara müsaade edilmez. Dolayısıyla bölgedeki Çin ana kültüründen farklı olan kültürel unsurlar, örneğin camidir, mescittir, tarihi yapılardır. Bunlar yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Bu bağlamda bir küçük örnek vereceğim. 2009 Haziran'da Kaşgar'da Karahanlı'dan kalmış son bir medrese vardı.
Hanlık medresesi veya Saçiye medresesi kentsel dönüşüm bağlamında yıkıldı. Yıkılırken bu duvarları normal yıkımla yıkamadılar. Buldozerlerle yıktılar. Bugün izi kayboldu mesela. Son bir örnek. Kaşgar ondan dolayı önemlidir ki bu Türk medeniyetinin yazılı kaynaklar Orhun'dan sonra el yazma veya Divan-ı Lugat-ı Türk ve Kutatlı Bilgin burada yazılmış olması veya Bağdat bağlamında önemlidir. Diğer taraftan bugün Türk İslam coğrafyasına baktığımızda İslam'ın doğudaki en kuvvetli kalesidir. Kaşgar bugün resmi rakamlı Kaşgar vilayetinin nüfusu 4 milyon 200 bin civarında. Çin devletinin verdiği nüfus. Ve bunun %95'i Türk ve Müslüman. Türk etno sitesinden baktığımızda da doğudaki en kalabalık Türklerin yaşadığı yerdir Kaşgar. Kaşgar ve İstanbul. Baktığımızda İstanbul, Kaşgarlıların gözünde ayrı bir yeri vardır. Payitaht diyor. Böyle olmasının bir nedeni var. Biraz sonra onu da açıklayacağım. 1864'te bölgede kurulan Kaşgar Devleti'nin Osmanlı'ya biat etmesi, Osmanlı'nın kabul etmesi ve bölgede Osmanlı sancağının dalgalanması, Abdülaziz adına hutbelerin okutulması, Osmanlı'nın paralarının, sikkelerinin orada bastırılıp dağıtılması falan filan. Ve bu etkileşim daha sonra devam eder. Ondan dolayı İstanbul bir Kaşgar'da aydın için 19. 20. yüzyılda Kaşgar'da başlangıç ve orta seviyede dini eğitim, medrese eğitimini tamamlayan Buhara'ya geçiyor. Buhara'da bitirdikten sonra ya İstanbul'a gidiyor veya Delhi'ye geliyor Hindistan'a veya Kazan'a gidiyor. Ama dışarı çıkan Kaşgar'da mutlaka İstanbul'a uğruyor. Ya hac vazifesini yerine getirmek için giderken uğrar veya okumak için veya bir amaçla İstanbul'a uğrar sonra Kaşgar'a döner. Ondan dolayı bu önemli. Şimdi Karlı Oğuz hattı az önce bahsettik ilk Türk devleti sünni ekseninde yerleşik kültür dedik. Mahalle ve medrese mektep bu çok önemli çünkü kuzeydeki Kıpçak boylarında konar göçer olmasından dolayı mahalle yoktur, yerleşik hayat olmadığı için. Mahallenin olmadığı yerde medrese olmuyor. Medreseden sonra günümüzde mektep. Ve Kaşgar, Buhara, Semerkant, İstanbul. Bir de çöküş süreci var. Çöküş süreci, şimdi malumunuz Türkistan sahasında hanlıklar vardır Timur'dan sonra. Doğu Türkleriyle Batı Türklerinin en önemli bir farkı Batı Türklerinin devleti kurumsallaştırabilmesi. Devlet ebed müddet anlayışı. Doğu'da maalesef bu yapılamamış. Timur şehzadelerinin daha sonra taht kavgasıyla devleti çökertebileceğini büyük ihtimalle biliyor. Ama Osmanlı'da olduğu gibi bunu önleyici tedbir alamıyor. Ve dolayısıyla Timur'un devleti, Timur öldükten sonra parçalanıyor ve daha sonra küçük küçük hanlıklar, iç savaş, kargaşa dönemine giriyor. Burada çok önemli bir nokta bu İpek Yolu olayı. Çünkü İpek Yolu sadece ticaretin yolu değil, fikrin, bilginin akışını sağlayan, yeniliklerin gidiş gelişini kolaylaştıran bir yoldu. İpek Yolu bu yeni deniz yollarının açılışı veya bölgenin çeşitli kargaşalarla buna elverişli olmayışı çeşitli nedenlerden kapandı. Kapandıktan sonra bir sorun ortaya çıkmaya başlıyor Türkistan sahasında. Medrese marifi gitgide dogmalaşmaya ve tekelleşmeye gidiyor. Bu konuda bu Seyfettin Erşahin'in hazırladığı bu şey var. Hint seyyahının kıssası Abdurrahman Fıtrat'ın o dönemin medresini anlatan çok güzel bir şeyler var. Orada 1905 İstanbul'da basılıyor. Sonra günümüz Türkiye Türkçesine aktarılıyor. Ve bu fırsat Ruslarla Çinlilere yol açıyor. Çin 752 olması lazım. Talas Savaşı'nda bu bölgeden tamamen çıkartılmıştı.
752'de Çin orduları bugünkü Türkistan coğrafyası özellikle bu Talas havzasında etkinken Müslüman ordularıyla orada savaşa girilmek üzere olduğu zaman oradaki belirleyici unsur Karluk Türkleri. Karluklar bu savaşta Çinliler kendi saflarında Müslümanlara karşı savaşacağını düşünüyor. Çünkü Karluklar Müslüman değil. Karluk yavruları toy neticesinde karar Çinlilere karşı Araplarla Müslümanlarla savaş kararı çıkıyor ve savaşta Müslümanlarla birlikte Çinlileri bölgeden tamamen temizliyor. Çin orduları 1000 sene bölgeye hiç giremiyor. Çin Seddi'nin batısını geçemiyor. Ta 1755'te Manchu Çin ordularının Kuzey Tanrıdağ bölgesine, Kuzey Türkistan'a girmesine kadar olan 1000 sene Çin orduları bölgeye hiç yaklaşamıyor. Ve 1755'teki ilk Çin istilası, daha sonra Rusların bölgeye adım adım ilerlemesi ve 1884 olması lazım. Batı Türkistan dediğimiz bölgenin Ruslar tarafından istila edilmesi, Çinlilerin 1878'de bugünkü Doğu Türkistan dediğimiz bölgeyi ele geçirmesiyle bu direniş ve istila dönemi tamam. Ama direniş bitmiyor. 1755'te başlayan direniş günümüze kadar devam edip gidiyor. Şimdi bu süreçte özellikle direniş bağlamında bu Yakup Bey çok önemli. Bölgede bu 1755 sonrasındaki sürekli direniş hareketlerine öncülük edenler, bugün Türkiye'de daha çok Nakşi olarak isimlendirilen bizim bölgedeki İşanlar ve Sufiler, hocalar denilir bunlara, hocalar sürekli savaşır Çin ordularıyla. Zaman zaman istiklalını alır, 10 sene kalır, Çin ordular tekrar gelir. Bunlar yakalanır, öldürülür. Hocanın torunları, çocukları Buhara'ya kaçar, Hokkan'da kaçar. O 1800'ün başından 1868-64'e kadar devam ediyor. Sürekli savaş. Hocaların torunları yaşadığı müddetçe savaş devam ediyor. Yüz binler ölüyor. Göçler yaşanılıyor bölgeden. 1864'de gelindiğinde yeni bir savaş başlıyor. Bu dönemde Çin kendi bölgesinde bu Afyon Savaşı'ndan dolayı çok mağdur durumda. Bölgeye sürekli asker göndermesi imkansız. Aynı zamanda İngilizler Hindistan'a girmiş. Ruslar kuzeyden gelmiş. Böyle bir üçgen içinde kalıyor Kaşgar. Ve Yakup Bey sahneye çıkar. Kaşgar Devleti'ni kurar. Yakup Bey aslında bugünkü Özbekistan coğrafyasında doğan, Ruslarla sürekli savaşan, yenildikten sonra Kaşgar'a geçirip bu devletin başını gelen bir adam. Yakup Bey'in diğer hocalardan bir farkı, adam Rusları iyi tanıyor. İngilizleri bilir. Savaş sanatını biliyor. Doğrudan hoca evladı değil. Yakup Bey hocaları pasifleştirdikten sonra hacca gönderip kendi hakimiyetini eline geçiriyor ve kardeşi olması lazım akrabasını dış işlerinden sorumlu yaparak doğrudan İstanbul'a gönderiyor. İngilizlerden de destek alıyor güneyden. Çünkü İngilizler Ruslara karşı bir tampon bölge oluşturma hevesinde. Osmanlı o dönemde Abdülaziz dönemi olması lazım. Hemen gelen elçiyi iyi karşılıyor. Daha önce Türkistan Hanlıkları, Buhara, Hive bunlara destek olmazken Kaşgar Hanlığı'na destek olma sözü veriyor. Top, askeri müşavirler, çok sayıda bu dönemin o tüfeklerini, bu silahları, ateşli silahları gönderiyor. Şimdi bu bir taraftan Osmanlı ile ilişki kurulurken bu bölgede yenilikler de ortaya çıkmaya başlıyor. Gelen müşavirler, askeri müşavirler, Yakup Bey'in o ilkel ordusunu, modern, o nizami cedid ordusunu benzer bir şekilde giyim kuşam ve teçhizatlarını o şekilde yapmaya başlıyor. Ve hutbeler okutuluyor, Abdülaziz adına. Bölgede resmi bir devletleşme sürecine gidiliyor.
Çinliler hemen hemen 1866-67'de bölgeden temizlenip bir Kaşgar devleti kuruluyor. Abdülaziz ve daha sonra Abdülhamid'den bu bölgeye ciddi destek sağlıyor. Şimdi ahaliye Yakup Bey bu hutbeleri Abdülaziz adına okuturken kendilerinin hilafetin tebaası olduğunu aşırıyor. Ve bu dönemde çok enteresan Molla Musa Sayrani adında bir tarihçimiz var. 1917'de vefat ediyor. Yakup Bey ordusunda katiplik yapan bir zat. Müderris aynı zamanda. Tarihi Hamidi adında bir kitap yazıyor. Yakup Bey döneminin savaşı tüm şeyleri anlatan ve kitabının adına iki kitap yazıyor. Biri Tarihi Eminiye, biri Tarihi Hamidi. Tarihi Hamide eserinde şöyle bir açıklama yapıyor. Biz Hakani Osman evladı Devlet-i Aliye'nin tebaasıyız. Biz padişahimizi bizim vatandaşlar veya ahali bilmesi lazım. Biz onun himayesinde olduğumuz için teşekkürümüzü bildirmek için bu kitabın adında Tarihi Hamide koydum diyor. Ve bunu da şöyle bir şeye örnek olarak Türk tarihçilerinin dönemin padişahlarına atıfta bulunarak yazdığında kitabın başında diyor. Tarihi Reşidi var. Bu Sultan Abdülreşit Han dönemi 1500-1600'deki dönemde yazılmış bir kitap. Onu örnek vererek kendisinin de eserini zamanındaki Devleti Osmaniye Hakanı Abdülhamid Han'a armağan ettiğini ekliyor. İşin ilginç tarafı kitap bölge tamamen Çin'in elini geçtikten sonra 20 sene sonra yok. 20 sene sonra yazılıyor. 1878 tamamen istila ediliyor. Kitap 1908'de yazılıyor. 1908'de Kaşgar'daki aydınlarda bu bilinç varsa bu farklı bir şekilde yorumlanabilir. Ve Yakup Bey hakimiyeti sona eriyor. Erdikten sonra Çin bölgeyi 78'de istila ediyor ve 1884'te bu bölgenin adını değiştiriyor. Şincan olarak. Şincan adı ne demek oluyor? Bugün Türkiye'de Çin çok başarılı bir operasyon yaptı. Algı operasyonu ve içeride konuştuğumuz gibi insanların cehaletinden çok iyi yararlandı. Şincan yerine Sincan'ı yerleştirdi. Bugün Türkiye'de insanlar Sincan dediği anda ilk Ankara Sincan ilçesi aklına gelir. Asla Doğu Türkistan gelmez. Şincan ne demekti? Çince'de Şin yeni demek. Can toprak demek. Hudut bölge demek. Bunun doğrudan anlamı yeni toprak veya yeni bölge anlamını gelir. İkinci bir, Çince'nin bu yazım ve sözlük türetme özelliğinde hareket ettiğimizde şu silah manasını geliyor, gum. Bazıları açıklıyor, burada üç tane düz çizgi var değil mi? Üç tane düz çizgi, bugünkü Uygur bölgesi veya Doğu Türkistan'da üç tane dağ var. Kuzeyde Altay Dağı, ortasında Tanrı Dağı ve güneyinde Karakurum Dağları veya Koyunlu dediğimiz. Ortasında iki tane vadi var veya çöl. Biri yukarıdaki Kurban Tungut, güneydeki Teklamakan. Yani şu yazı bölgenin coğrafi özelliklerini yansıtıyor diyor. Ve dolayısıyla bu silah gücüyle yeniden ele geçirilen toprak manasında veriyor. Çin kültürü ve Çinceyi iyi bilenler ancak bu manayı anlayabilir. Yeniden sıradan Çince öğrenen ancak bunu bilir. Esas amaç nedir Çin'in? Bu Türkistan yer adının unutturulması ve Türkistan idealini yok etmek. Bugün bölgede Doğu Türkistan veya Şerqi Türkistan demek suç, siyasi suç. Dolayısıyla bölgede sadece siz Şincan diyeceksinizdir. Yerli ahali Şincan'ı telaffuz edemez. Kazaklar Şincan der. Uygurlar Şincan der. Çince'de bunun hiçbir manası yoktur. Çünkü Çince tonlamalı bir dildir. Şincan.
Böyle demezseniz Çinli anlamaz bunu. Farklı yanlış anlam çıkabilir tonlamadan. Dört tane ton vardı. Düz, yukarı, aşağı, bir de böyle dalga. Ve bu tarihi süreçte eyalete dönüştürülüyor. 18. eyalet oluyor yanılmıyorsam Çin bölge. Yeni bir idari örgütlenmeye gidiliyor. Çin içindeki bu ilçe, il, Çin tarzı bir örgütlenme. Yeni bir süreç başlıyor bölgede. 1884 sonrasında insanlar dinmiyor. Şimdi öyle bir durum var ki bölgeyi yeniden istila eden general hiçbir sene zannedersem fazla dokunmuyor halkın şeyine. Tespit ediyor. Bu direnişe devlet kimler katıldı? İki sene sonra hesap sormaya başlıyor. Diyor bu Yakup Bey denen adamın mezarının bulunması dahi tehdittir. Yok edilmesi lazım. Yakup Bey'in mezarı yerli bir edilir. Oraya su bırakılıyor ve bugün orada Yakup Bey'in türbesinin nerede olduğunu kimse bilemez. Ve o bölgenin o dönemdeki meşhur ünlü insanların türbeleri teker teker yok ediliyor. İz kalmaması lazım diyor. Ve bu süreçte sürekli bu direniş veya kendi özellikle 20. yüzyıldaki milletlerin kendi devletini kurma sürecinde bölge insanlarda sürekli böyle bir bağımsızlık sürecine devam ediyor ve 34'te Şarki Türkistan, Türk İslam Cumhuriyeti, 44'te Şarki Türkistan, yani Doğu Türkistan Cumhuriyeti, iki tane cumhuriyet kuruluyor. Şimdi çok ilginç tarafı bayrak, hala birçok söylemler var, Anadolu'luk bayrağı neden aynısı. Şimdi 34'teki bu cumhuriyetin kuruluş esnasında Atatürk tarafından gönderilen müşavirler ve askerlerin olduğu söyleniyor. Şimdi o konu bizi aşar. Şimdi fikri etkileşim özellikle bizim ilgilendiren. Şimdi Yakup Bey dönüm noktası dedik. Yakup Bey öncesindeki etkileşimi şöyle baktığımızda Ahmet Yesevi Hazretlerinden başlayan Türkistan-Anadolu hattı var. Türkistan Anadolu'yu destekliyor. Sürekli fikri alperenler, dervişler gönderir. Boy boy göç gönderir. Anadolu'nun İslamlaşması, Türkleşmesi için acayip fedakarlık yapılıyor. Bu Yakup Bey dönemi ne kadar olan süreç devam eder. Yakup Bey döneminden sonraki süreçleri göç devam eder Anadolu'yu. Ama fikri göç veremiyor artık. Çünkü bölge fikir üretmekten aciz. Bu sefer merkez İstanbul. Çünkü hilafetin merkezi olması, tüm eğitim kurumları ve Yakup Bey sonrasındaki etkileşimde İstanbul'dan Türkistan'a. Bu hat yön değişiyor. Bu etkileşime baktığımızda sizleri fazla yormadan iki çeşit bir etkileşimi görüyoruz. Bir, bölgeden bu İstanbul'a gidilen ziyaret ve ticaret amacıyla gidenler. Ziyaret genellikle hac farzını yerine getirmek için giderler Mekke'ye. Ama İstanbul üzerinden gidiyorlar bunlar icazı. Dolayısıyla İstanbul'da bir ay, iki ay, kimisi bir sene duraklıyor. Buranın havasını teneffüs ediyor. Ondan sonra dönüşü de çoğunluk İstanbul üzerinden dönüyor. Dönüşte kimisi Kahire'ye uğruyor, kimisi Kazan'a. Böyle bir etkileşim var. İkincisi ise bu daha da önemlisi İstanbul'da tahsilini yapan hem de kesin dönüş yapan Türkistan kökenli aydınlar ve İstanbul'dan davet edilen veya imparatorluk tarafından bölgeye gönderilenler. Bu grup. Osmanlı'da da var, Cumhuriyet'te de var bu gönderilenler. İlk gruba dahil olan aydınların en ünlülerinden birkaç isim sayılabilir. Abdülkadir bin Abdülvaris Kaşgari. Diğer adıyla bölgedeki ismi Abdülkadir Damolla. Damolla hoca veya en yetkin molla, büyük molla.
manasında. Sabit Damol'da Musa Hacim ve oğulları Bağdun Bay, Hüseyin Bay, bunlar özellikle Bağdun Bay ve Hüseyin Bay bölgenin zenginleri. Daha sonraki bölgedeki burjuva denilebilecek kesimin temsilcileri. İkinci grubun en önemlilerinden ise Mesut Sabri Baykoz'u, yaygın bilinen adıyla Mesut Efendi, Rodoslu Ahmet Kemal İlkul, Kaşgarlı Mehmet Ali Tevfik ve Kurban Koday gibi isimleri saymak mümkündür. Şimdi bunlardan ben kısa kısa bazı bilgiler aktaracağım size. Abdülkadir Damoğlu. Bu bizim bölgedeki bugün kimilerine göre Cediçi aydındır, kimilerine göre müceddittir, kimilerine göre bizim medrese marifindeki en güçlü müderrislerden biridir. Kaşgar'da doğma, Kaşgar'da okuma, Buhara'ya gitme, daha sonra Kazan, İstanbul, Kahire, Mekke, buraları dolaşan, tekrar Kaşgar'a gelen, Kaşgar'daki özellikle eğitim kurumlarının, dini eğitim kurumlarının yeniden teşkilatlandırılması, bölgedeki misyoner faaliyetine, 1900'ün başında İsveç misyoneri de çok artık Kaşgar'da. İlk matbaayı, bu modern matbaayı getirip orada İncil basanlar, orada dergi, kitap çıkartanlar bunlar. Abdülkadir Damal da burada döndükten sonra ilkin İsveç matbaasını baskın yapar talipleriyle. Matbaayı alır, kendisi kendi çizgisinde o matbaayı kullanıp yayınlar yapar. Abdülkadir Damal'da özellikle bu gaflet ve pervasızlık üzerine vurgu yaptığı söylemler var. Cehalete karşı ne yapılması gerektiği, mesela burada diyor ki bu çağ gaflet ve pervasızlık zamanı değildir. Uyanış ve uyanık durma çağlarıdır. Cahillik ve saflık devri değil, ilmi marifet devridir. Gevşeklik ve başıboşluk vakti değil, çalışma, gayret etmek vaktidir. Başka milletler ilim marifet sayesinde havada uçarak, suyun altında tıpkı karada yürüdüğü gibi özgür hareket ederken devam edip gidiyor. Yani o 1900'ün başındaki görüşler. Ve bu kişi 1924'te katlediliyor. Şehit ediliyor. Sabah namazını giderken bir müezzin tarafından, bu müezzin de dönemin Çinliler tarafından satın alınan. Çünkü Abdülkadir Damoğlu'nun Kaşgar'daki etkisi çok büyük. Medresede çok sayıda talip yetiştiriyor. Musa Carullah'la en iyi fikir arkadaşı bu adam. Kahire'de yayınladığı Arapça çok sayıda eserler var. Ve 1924'te öldürülüyor. Öldürüldükten sonra Kaşgar'da ciddi bir silkinme ortaya çıkıyor. Bunun talipleri bölgenin tüm şeyine dağılıyorlar. İnsan yetiştirme özellikle. Talip o dönemin şeyinde. Bununla uğraşıyor. İkinci önemli bir şahsiyet Sabit Damolla. Sabit Damolla Abdülbaki Kamali olup biz bölgede genellikle Sabit Damolla şeklinde bilinir. Hanlık medresesi, az önce bahsettiğim 2009'da yıkılan medresede okumuş bu bilim adamları. Abdülkadir Damolla'nın talebesi. Bir ekol var bölgede. Ve bitirdikten sonra müderrislik yapıyor. Öldürüldükten sonra üstadı dışarıya gitmesi üzerinde kuzeye, ile Bolcu bölgesine gidiyor ve orada Tatarlar daha etkin. Bu Kazan'dan gelenler orada yeni cedid marifine onlar öncülük ediyor. Oradaki Uygur Türkleri yani bölge Türkleri de iştirak ediyor bu faaliyette. Orada daha farklı görüşleri benimsiyor. Dışarıya gidiyor. Kazan, İstanbul, İstanbul'da uzun süre kalıyor. Görüşmeler dönüyor. Ve daha sonra bölgeye döndükten sonra bölgede istiklal teşkilatını 1930'larda. Bir taraftan müderrislik yapar, talipler örgütler ve nihayetinde 1933-12 Kasım'da bu Şerki Türkistan, Türk İslam Cumhuriyeti'ni kuruyor. Ve bu hükümette başbakan seçiliyor. Tabii hükümet 6 ay mı 8 ay mı ayakta kalıyor. Daha sonra Ruslar
Ve Çinliler, özellikle Müslüman Çinlilerin işbirliğinde bu devlet yıkılıyor. İşin çok ilginç tarafı, bu dönemde bu cumhuriyet teşkilatlar kurulurken İstanbul'dan gönderilen İzmir'de Doktor Mustafa Kent'te Harbiye'den Subay Mahmut Nedim Beyler. Bunlar bu cumhuriyetin ilanı, kuruluş aşamasında hatta bazı söylemler var. Bayrağın tasarlanmasında Atatürk'ün direktifinin olduğu gök bayrak, al bayrak meselesinde böyle bir şey de var. Ama elimizde en azından benim gördüğüm bir belge yok. Bir de İstanbul'dan gelenler. Ahmet Kemal İlkul. 1889 yılında Rodos'ta doğmuştu. Genç Türkler veya Jön Türklerin etkisinde yetişmiş Osmanlı aydını. 1914'te bölgenin zengini Bahattin Bay geliyor. Talat Paşa'ya malumat veriyor bunlar sürekli bölge hakkında. Çünkü Bahattin Bay hem Almanya'da hem Moskova'da hem Osmanlı'da ticaret yapıyor bu adam. Hem bölge hakkında bilgi verir, istekli bulunur. Bize muallim lazım. Hemen Talat Paşa bu Ahmet Kemal İlkul'u bölgeye gönderir. Bölgeye geldikten sonra bölgede okul açar. Özellikle Artuş Bahattin Bay'ın himayesinde. Osmanlı'daki okulun metodunu, yöntem her şeyi oraya götürüyor. Hatta Çinlilerin o kadar takibine rağmen Osmanlı sultanlarının portresini asıyor sınırlara. Bu konuda da o Asyalı Beş Türk kitabında Teşkilat-ı Mahsusya'nın bölgeye gönderdiği bu Beş Türk dönüşünde yazdığı hatıratlarında da bilgi verir. Ahmet Kemal'ın bazı uygulamalarının bölge gerçeklerinin ötesinde olduğu, Osmanlı marşlarını okutma gibi. Ve bu adam da orada bir müddet 3 sene olması lazım. Öğretmenlik yaptıktan sonra Çinliler tutukluyor. Ürümçi'ye, Ürümçi'den ta Şanghay'a götürüp zannedersem 6 ay hapiste tutuluyor ve daha sonra Alman esirleriyle birlikte Almanya'ya gönderiyor bunları. Daha sonra Türkiye'ye dönüyor ve döndükten sonra şu kitabını, Çin Türkistan hatıralarını yazıyor. Mehmetli Efendi, bu Ahmet Kemal İlkul'un öğrencisi. Yerli, bölgenin aydını. Ve bunun uzun hikayesi var. Fazla anlatmayacağım. Mehmetli Efendi bu okullarda yetiştikten sonra farklı bir zihniyette yetişiyor. Hem İslami bilgiler alırken hem modern bilgilerde yetişiyor. Yetiştikten sonra Kaşgar'da kalması zor olduğu zamanda bunlar kuzeye kaçıyor. Kuzeyden bugünkü Rus, yani Rusların kontrol ettiği Batı Türkistan, oradan Kırım, Kırım'dan şey geçmeye çalışıyor İstanbul'a. Çok zor şartlarda balıkçı tekneyle Kırım'dan İstanbul'a gelir. İstanbul'da geçim sıkıntısı yaşar. Birileri yardım eder. Darül Maliminde işçi olarak gelir. Kaşgar'dan getirdiği tambur var adam. Çok güzel tambur çalıyor. Ve işçiliğini yaparken sınıfın penceresinin yanında oturup içeride anlatılan derslerden not alır. Oradaki kendini geliştirmeye çalışır ve daha sonra bu Darül Maliminde öğretmen olarak alınır. Öğretmen sertifikası aldıktan sonra 34'te Kaşgar'da bu Cumhuriyet kurulduğu haberi Türk medyasında çok geniş yer buluyor. Devir, memlekete hizmet devri diye bu o zaman TGB'ye de üye oluyor. İzci teşkilatlarına. TGB'ye döneceğim diyor. TGB'de yanında 12 kişiyle, 12 muallimle birlikte Kaşgar'ı gönderiyor. Kaşgar'a vardıktan sonra Mehmetli Efendi hükümetle görüşüyor. Hemen Artuş'un 24 tane köyü var. 24 köyde bir aya varmayan zaman içinde 24 mektep açıp gece gündüz çalışarak oraya bir taraftan öğretmen yetiştiriyor. Sürekli atla köyler arasında gidip gelip insan yetiştirmeye çalışıyor. 1937'de sınıfta ders anlatırken o Stalin öteki tarafta temizlik başlatıyor katliamlar, Türk aydınlar. Aynı zamanda Çin'de de Türkistan tarafında Şanşisey bu katliama girişiyor. Çeşitli rakamlar var. Batı'nın, o dönemin İngiliz, Kaşgar'da İngiliz konsolosu var.
Bunların verdiği bilgilere göre Şamşı-Sel döneminde 60 bin kişi öldürülüyor. Çoğu aydın. Ve Menendli Efendi sınıfta ders anlatırken yakalanıyor, apar topar götürülüyor. 300 kişi benzin dökerek yakıyor. Hepsi aydın. Menendli Efendi gibi dışarıda içeride yetişmiş aydın. 1937. Meşsarı Baykozi, bu Doğu Türkistan siyasi tarihinde çok önemli bir figür. 1904'te Türkiye'ye babası okumak için gönderiliyor, tıbbiyeye kaydoluyor. Tıbbiyede 7 senemi okuyor. Burada okulu bitirdikten sonra bölgeye dönüyor. Döndükten sonra 1915 İstanbul'da bu okuduğu zamanlar varlığımız İttihat Terakki çok etkin olduğu zaman Türkçülük fikrini temelden benimsiyor abi. Döndükten sonra Gulca'da tıpçı önce muayenanı açıyor, bakıyor bizim milletin muayene ihtiyacı, ruhunu temizlememiz lazım, ruhunu tedavi etmemiz lazım diyor. Mektep açıyor. Mektebin ismi Mektebi Turaniye, buradan belli zihniyeti. Türkistan Türkçesinde dernek kelimesi yoktur, cemiyet vardır. Adam dernek açıyor. Dernekte ne yapıyor? Konferanslar veriyor. Türkçülük, milliyetçilik üzerine, çağdaşlık falan filan, vatan sevgisi, yurt sevgisi. Mesut Efendi etrafında bildi, Mesut Efendi'nin yaptığı en büyük işlerden biri Ruslara esir düşen 99 harbindeki Türk esirleri var. Osmanlı askerleri Sibirya'ya sürülüyor. Oradan bir yolunu bulup bu askerler Doğu Türkistan'a kaçarak geliyor. Doğu Türkistan'daki zenginleri seferber edip bu askerlerin kendi bölgesine dönmesi için maddi destekte bulunuyor. Kaşgar'dan Hindistan yoluyla gönderirken bir kısmını diyor ki siz okuma yazmanız veya tahsiliniz varsa kalın bölgede bir müddet öğretmenlik yapın muallimlik. Ondan sonra gönderelim. Ve bu subayları, askerleri bir taraftan gönderirken bir taraftan bölgeden tutuyor. O Çin'in dikkatini çekiyor, tutukluyor. Abdurrahman Efendi var yanında, bu da İstanbul'da okuma. Bunların hepsini Ürümçi'ye getirip Ürümçi'de ağır hapis cezasını çarptırıyor. 34'teki Cumhuriyet kurulduktan sonra hapisten çıkıyor. Çıktıktan sonra doğrudan Kaşgar'a geçiyor. Hükümet çöktükten sonra Mesut Efendi diyor ki bizim meselemiz Çinlilerle, Çin'in kalb olan başkentine gidip siyasi faaliyette bulunacağız. Onlardan hakkımızı alacağız diye. Çünkü daha önceki bölgenin aydınları Çinlilerle herhangi bir diyalog ya da şeye girme taraftarı değil. Radikal bir şekilde savaşacağız, alacağız. Diğer taraftan bizim bölge insanları Çinceyi bilmiyor, öğrenmiyor. Bölgede Çinli ayrı, Türk ayrı kentleşmesi. Dolayısıyla Mesut Efendi daha sonra bu İsa Yusuf Alptekin, Türkiye'de en bilinen, Mehmet Emin Buğra, bunlar Çin'in başkentinde siyasi faaliyette bulunuyor. İlk bunların amacı yüksek muhtariyet almak, muhtariyetten sonra istiklale giden bir yol. Ve Çin, milliyet için 1948 olması lazım. Bu sürekli görüşmeler var. Kuzey'de Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulmuş 44'te. Bölgeye milliyetçinin valileri genellikle Çinliydi. İlk defa bir Türk'ü genel vali olarak atıyor Mesut Sabri. Mesut Sabri geldikten sonra İsa Yusuf Alptekin de bu hükümetin genel sekreteri. Mehmet Emin Buğra hükümette bakan düzeyinde ve bunlar bir taraftan anti-komünist Sovyetlere karşı propagandasını yapar. Diğer taraftan da kendi halkının eğitime, geliştirilmesi birçok yönü hizmet verir. ÇKP'nin bölgeye ele geçirmesiyle birlikte arkadaşları hepsi hicret diyor. Mehmet Emin Buğra, İsa Yusuf Alptekin bunlar bölgeyi terk ediyor. Mesut Sabri diyor ki ben terk etmem, siz gidin. Kalıyor, sonra 51 yılında şehit oluyor. Şimdi buraya kadar anlattıklarımdan birkaç nokta karşımıza çıkar. Fikri etkileşim, Kaşgar hattı var. Bu 19-20. yüzyılda bir ili hattı var. Yani haritanın neredeydi?
Ha. Şu Ürümçi'nin şurası ili. Şurası ili bölgesi. Bu bugünkü Kazakistan'a çok yakın bir bölge. Almaty'ye 200 kilometre falan. Geçiş buralardı. Şimdi burası Sovyetlerde ticaretin en fazla yapıldığı yer. Biliyorsunuz Sovyet döneminde, Rus döneminde Türkistan coğrafyasındaki en aktif tüccarlar Tatarlar. Tatarlar bir taraftan ticaretini yaparken diğer taraftan da bölgede eğitim için fedakarane bir şekilde çalışıyor. Tatar muallimler Moskova'dan geliyor mektep açmak için. Turfan'a gidiyor. Tatarlar kuzeyde etkili. Güney hattında İstanbul etkili. Şimdi bölgede iki çeşit etkileşim ortaya çıkıyor daha sonra bu cedicilik bağlamında. Bir tarafı sosyalist şeye meyilli, güney tarafı Türk İslam çizgisinden asla taviz vermeyenler. Ve bu durum iki cumhuriyette kendini gösteriyor. İkinci cumhuriyetin kurucusu da aynı Sovyet veya Çin söylemiyle Pan-Türkist, Alihan Töre. Bu adam da buralar Rus sosyalistleştirme süreci tamamlandıktan sonra Alihan Töre Kaşgar'a geçiyor. Kaşgar'dan ili Bulca 40'lı yıllarda Azatlık Teşkilatı'nı kurarak oradaki faaliyet teşkilatta cami medreselerde örgütlenmeden başlıyor. Savaş başladıktan sonra Ruslar müdahil oluyor 44'teki. Sonra Moskova'da, Taşkent'te eğitilmiş elemanlar hükümeti devralıyor. Alihan Töre'yi Ruslar Taşkent'e götürüyor gizli bir şekilde tutuklayarak. Burada etkileşim bir taraftan Osmanlı döneminde bu devam eden İslami ve Türk çizgisi devam ederken Cumhuriyet döneminde de aynı çizgi devam ediyor. Şimdi günümüze geldiğimizde bu etkileşim hala kendini gösteriyor. Hocamız bölgeye gitti. Bugün ben size küçük bir örnek vereceğim. Kurtlar Vadisi Pusu. Fenomen bir dizi. Bu diziyi anlayabilmek için Türkiye'nin sosyal politik yapısından haberdar olmak lazım. Ne kısmetse 2009'daki olaylardan sonra bölgede bu dizi popüler hale geliyor. Ve bölgede acayip izliyor insanlar. İzlemesinin akabinde burada bir etkileşim. Şimdiki etkileşim o 50 öncesi etkileşimden çok farklı. Daha çok popüler kültürün etkisi var. Giyim kuşam, evlerin döşemesi. Ondan sonra bu eşyalar, mesela çay bardağı var ya şu şeyin, mesela cam bardağı. Bizim bölgede çay genellikle piyade dediğimiz fincan içilir. Bildiğimiz fincan. Bu son 3 yıldır Kurtlar Vadisi Pusu ile birlikte bu Türk çayı giriyor. Çay geldikten sonra bizim çaydanlıkta demlenemiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin çaydanlığı geliyor. O çaydanlıkta demlenen çay o rengi gözükmeyen fincanda olmuyor. Bu sefer bardak geliyor. Bugün gidin bizim bölgedeki restoranların büyük çoğunluğunda bu bardaklar yerli o fincanın çayın yerine geçmiş. Ve bugün şaşırtıcı bazı şeyler var. Bu popüler kültürün etkisi bağlamında bakayım. Ha. Bakın. Şu resime. Şimdi o bölgede o CD'ye indirilip basıp çoğaltıp korsan bir şekilde bizim Uygur Türkçesi Böğürler Vadisi tuzak diyor. Böğre şey kurt. Ve bölgenin sanatçıları şimdi uçak geliş gidişi var. Haftada 3 günlüğüne Ürümçi'ne. Ve sanatçılar İstanbul'a gelip Panel filmi ziyaret etmeden gitmiyor. Polat Alemdar orada fenomen. Polat'ın giydiği her şey orada moda. Şimdi işin başka burada bunun ilgili bir şey yok.
siyaset ilerler, neyse biz oraya girmeyelim. Şimdi ben yabancıyım memleketinize. Ben bu soruyu Kuzey Irak'ta, Kürdistan'da sordum da orada. Kürdistan diye bir yer var mı? Var. İran. Pasaportta yazıyor İran'da da. Kuzey Irak'ta. Şimdi günümüzdeki etkileşimde fikirlerden ziyade daha çok popüler kültür. Çünkü popüler kültürün bir yere girmesi çok kolay. İnternet var, küreselleşme ve sosyal medya, bir de turistik geliş gidişler bunu getiriyor. Şimdi işin çok ilginç bir boyutu var. Bu etkileşimler bölgenin ikinci bölgeleşme durumunu ortaya çıkartıyor. Nedir? Şimdi 2009-2010 sonrasında olaylar karşısında Türk hükümeti çok ciddi bir tavır koydu. Sonra bu tavır ekonomik ilişkilerle daha farklı bir boyut kazandı. Uçaklar geliyor, gidiyor. Şu an Çin'in Türkiye arasındaki ticaret hacmi 30 milyar dolar. Çin'in Türkiye'ye sattığı en son rakamda 25 milyar dolar. Türkiye'nin sattığı mal 5 milyar dolar. Bu ne demek oluyor? Çin'in 2013 ticaretindeki artısı, bu ithalat ihracat artısı 260 milyar dolar. Türkiye, Çin'e %10'luk katkıda bulunuyor ticarette. Ürümçi'de Türk Ticaret Merkezi kuruldu. Türk malları yok satıyor. Bugün İstanbul'da her gün, haftada her gün kargoya mal verilir. 3 günlüğe 4 günlük uçak gibi türlü. 1 kilo başı 6 dolarla 12 dolar arasında kargo. Götürülen şeylerin çoğu tekstil ürünleri. Düşünebiliyor musunuz? Çin beyaz eşyada önde giden bir ülkede Beko buzdolabı orada satılıyor. Başkası bırak. Adamlarda Türk malına yönelik ciddi bir sempati var. Bu ticaret, bu vahşi kapitalizmin dini imanı yoktur. Dolayısıyla orada ticarette bugün Türkiye'deki tüccarlar acayip para kazanıyor. Bir örnek vereceğim size. 2010'da ben Antalya'ya bir toplantıya geldim. Dönüşümde bir gömlek aldım. İki tane gömleği 50 TL'ye. Bir buçuk ay sonra Ürümçi'ye gittim. Ürümçi'de bu Çombazar dedikleri bir şey var. Ticaretin en canlı olduğu yer. Orada bizim Türkiye'li kardeşlerimiz de dükkan açmış, mal satıyorlar. Gittim aynı gömleğe sordum kaç para diye. 300 yuan. O dönemki parayla 125-130 TL. Şimdi dedim ki insaf dedim. Ne oluyor dedim. Ya ben bu gömleğin aynısını 25 TL'ye aldım. Nerede aldın diyor. Antalya'da. Orada alırsın, burada 130. Ya şimdi bu adamlar seninle aynı kardeş, Müslüman, zaten yoksullar, çok parası diyor. Şunu bir 40-50 satsan da kardeşim ne diyorsun ya, git başından diyor. İşine gelmişti. Nerede, nasıl? İşine gelmişti. Şimdi orada farklı bir zihniyet. Adam dedi ki ticaret, ticaretin kardeşi kardeşi yoktur. Burada piyasam var, istersem iş yüze satarım diyor. Bugün hakikaten bölgede Türk malları şu perdeden, tesettür, İslami giysilerden, bu gençlerin popüler giysisi kadar yok satıyor. Satarken de aradaki fark, kar oranı çok yüksek. Malların hepsi İstanbul'dan gidiyor mu? Değil. Çin'de yaptırtıyor birçoğu. Türk malı olarak Uygurlar satıyor. Şimdi Uygurlar burada sömürülme amacı, kitlesi olarak karşısına çıkıyor ve ticaret. Adamlar zaten yoksul. Gelir kapıları teker teker kapatılıyor, kapanıyor. Ama adamlarda da hamaset var bizim Uygurlarda. Aynı bir gömlek, Çin malı, Türk malı ne fark eder? Çin malı belki Türk malından ucuz. Ama bizimki diyor ki ne olursa olsun Türk malı olsun. Borç alıp olsa da alacağım diyor. Bunu ticaretteki insanlar farklı bir şekilde değerlendirip kazanıyor. Çok iyi kazanıyor. Bunu biz bugün bu fikri etkileşim bağlamında 19-20. yüzyılların başındaki o Ahmet Kemal Uykullar, muallimlerin gittiği dönemi asla karşılaştıramayız. O dönemdeki gidenler hiçbir beklenti
ya girmeden, maaş ya da bir vaatleri almadan gitmişler. Ama bugün gidenler para için gidiyor. Bugünkü zihniyetimizi ben şöyle bir toparlamaya çalışacağım. İşletme, pazarlama, kamu yönetimi, bu tamamen batı kapitalizminin mentalitesiyle kopyalanıp Türkiye'de batıdakinden vahşi kapitalistler üretiyor Türkiye'de. Bu insanlar Türk ve Müslüman kimliğinde kamuflu olarak oradaki bölgedeki insanları hakikaten sömürüyor. Şimdi bizde keşke işletme bölümlerinde ahilik kültürü okutulsa, ahi evren ön planı çıkartılsa, bizim kendimize ait olan değerler yorumlanıp, geliştirilip bu kuramsal seviyeye çıkartılsa, metot olarak pazarlamada, işletmede geliştirilse, kendi ahlaki değerlerimize uygun olarak. Kamu yönetimi bölümlerinde Yusuf Has Hacı'nın Kutatlı Bilik, Nizam-ı Mülk'ün siyasetnamesi okutulsa, biz de o zaman belki kendi ahlaki değerlerimize uygun yönetim tarzı, kendimize uygun bir mefkure, düşünce gelişebilir. Çünkü üniversitelerimizde bu kürsüler bunu müsait. Sadece bizde bu ham maddeyi işleyip, bugün bunu bir popüler bilim aletine veya daha akademik düzeye götürmemiz, dallandırıp budaklandırmamız gerekir bu yapılırsa. Aynı şekilde ben sosyolojiye kızıyorum. Bir Kaşgarlı Mahmut, 15 sene sahaları gezmiş. Bugünün meşhur deyimiyle survey yapmış adam. Nihayetinde elimize ulaşan bir kitabı var. Baş kitapları vardır elimize ulaşmada. Divan-ı Lugat-ı Türk. Muhteşem bir eser. Dil bilimi var, folklor var, sosyoloji var, antropoloji var, uluslararası ilişki var. Vardı var. Şimdi biz Kaşgarlı Mahmut'tan sosyolojiyi başlatmıyoruz. Varsa yoksa Comte, varsa yoksa Saint-Simon, Durkheim, Karl Marx, Weber. Kardeşim onundan önce bizim İbn Sina'nın aile hakkında, aile sosyolojisi hakkında söylediği muhteşem sözler var. Farabi'nin var. Max Weber ekonomi ahlak ilişkisini ilk olarak ortaya koymuş. Hadi oradan ya. İmam Gazali'nin ta o dönemde söyledikleri var. Biz bunu işleyebildiğimiz anda bizde bir özgüven. Erol Güngör Üstad diyor ki Türk aydınlık en büyük sorun aşağılık kompleksi. Bu kompleksi biz yenebildiğimizde özgüven, özümüzün değerimizi, özümüzün kültürümüzü yükselttiğimiz anda bunlar tamamen mümkün. Çünkü bizimkiler bu Türk İslam medeniyetinin mayasını yoğuranlar bazı görüşleri batıdan çok erken ortaya atmış. Sadece biz bunu bilmiyoruz veya bunu bilmek istemiyoruz. Veya o oryantalist bakış açısıyla bu şarttır. Şarkın değer olmaz. Batı'ya ait olan değerli de bilimdir. Bu kompleks bizi çıkmazı götürüyor. Yani akademilerimizde, üniversitelerde eğer böyle bir... bugün zaten Batı'nın Kur'an şeyleri çıkmazı girdi. Artık fazla bir şey üretemiyor. Biz bu üretememezlik içindeki bu safsatalara papağan gibi söyleyip durmaktansa kendi zenginliklerimizi kazarak, tamam Batı'yı da bileceğiz. Batı'nın geliştirilmiş metotlar var, bunu bileceğiz. Bunları biz de araç olarak kullanıp kendi ham maddemizi işleyip daha kendi çıkarlarımız doğrultusunda Türk İslam dünyasının yorumlanıp üst seviyeye götürülürse bu Batı'ya da yardımcı oluruz aslında bugün biz. Bunu yapmak için yani bu ilmi araştırmalar, ilmi metot, bu çok önemli metot, yöntem meselesi. Böyle kurum kuruluşların sadece STK değil, devlet üniversitelerinde de kurulması gerekir. Çünkü devletin gücünü siz arkanıza aldığınızda daha derinlemesine daha geniş. Çünkü oralarda talebe yetiştirme ihtimalimiz var. Uzman yetiştirme. Bugün Türk ve İslam dünyasının ihtiyacı olan uzmandır, bilgili insandır. Üniversitelerimizde biz bunu yapabildiğimiz anda hem bugün için hem gelecek için hem öteki dünya için daha yararlı olacağız diye düşünüyorum. Hocam şimdi siz çok haklısınız.
Bu sizin dediğiniz mi? Özellikle sadece Türkistan için değil, diğer ülkelerde de aynı bu yapı. Sadece Türkistan'da olan bir şey değil. Zamanında Rusya'yla ticaret yapıldı. Rusya'da bu tip şeyler oldu. Başka ülkelerde de oldu. Türkiye'de tamam da. İmanın olması gerekiyor. İman olduğu zaman imanın kalbe inmesi gerekiyor. Bizim bir geçmişimiz biraz sıkıntılı bir geçmişe sahibiz biz. İmanımız elimizden alındı. Bilmiyorum ne derece şey yapıyorsunuz. O imanın kazanılması gerekiyor. O imanın sonra kalbe girecek ki daha düzgün bir toplum haline geleceğiz. O zaman size kazık atmayacağız. Ama biz mesela kendisine kazık atan bir insan ki çok özür dilerim ama böyle yani. Yani kalp, iman kalpte değil bizde. Şimdi orada ben başında da bunun üzerinde durdum. Ben bunu derken bir eleştirel yaklaşımla gidiyorum. Zaten o adamlarda dedim ya, 1900'ün başında giden o muallimler, teşkilat-ı mahsusanın elemanları, tüccarlar gibi iman, kaygı olsaydı onu yapmazdı. Bu adamlardaki bugünkü zihniyet, en son dediğim bu işletme, pazarlama batının, o zihniyetinin kemiklerine kadar işlenmiş olmasından kaynaklanıyor. Bugün sözünüzü kesiyorum, affedersiniz. Az önce dediniz, biz bazı şeylerin farkındayız artık. Onlar bilmiyor olabilir. Biz, şu an şurada oturan insanlar bunun farkında. Farkında olup da bir şey yapmamak, o çok tehlikelisi. Yani en azından farkında olanlar var. Farkında olanların bu farkındalığı dalga dalga yayması gerekir. Genç nesillere, bugün bizim burada neden üniversiteler yok mesela? Biz buradakilerin çoğumuz 30'un üzerinde. Burada bizim 17-18 yaşındaki genç neslimiz olması lazım. Biz hala kendin çal kendin oyna. Biz Osman Hoca'yla benim herhangi bir fikir ayrılığım yok. Fırat Hoca'yla hiçbir şeyim yok. Bizim bugün yapmamız gereken dalga dalga bu fikri yayabilmemiz lazım. Genç nesil. Yatırım genç nesil. Bugün misyonerler popüler kültür bağlamında genç nesli elimizde almıyor mu? Ötekiler, adını neredesiniz deyin. Gençlerden devşirmiyor mu? Buyurun. Yani karnımızı doyurduğunda donduran, yüreğimizi yakan, doyurucu, çok lezzetli, cesurane, çok güzel bir konuya temas ettiniz ama bu böyle bir saatte olacak bir şey değil. Bunları bölümlere ayırıp, ayrı ayrı bir doktora tezi olması lazım. İhtisas konusu. Bu güzel sunumunuz beni çok etkiledi. Eskiden biz böyle bu kadar bilmiyorum. Ben yaşım 70 eden. Biz şunu anlıyorum. Niye son cumhurbaşkanlarımız rahmetli Özal'dan itibaren hep böyle uzak doğu dediğimiz halde kendi kardeşlerimizi kendi memleketimize gitmek ihtiyacı duydular. Onlar demek ki İngiltere'de bu işin farkına vardıkları için biz işte genelde Orta Doğu, Afrika öyle zannediyoruz. Ama işin en acı tarafı bizim hani şimdi diyoruz kimisi gidiyor Rusya ve dayanıyor Şangay güçlüsünü diyorlar. Beşlisi. Öbürü gidiyor kapitalizme Amerika'ya dayanıyor. Demek ki her ikisi de Sayın Hocam. Evet. Çok duygulandım. Aynı Çin ve Rus istilaları, savaşları Orta Asya'da başlamış. Bizi de Osmanlı'da işte batırılar gelmiş. Aynı tarihlere denk geliyor. İfadenizden ben öyle anlıyorum. 1800'lü yıllarda başlıyor. 1900'lü yıllarda bitiriyor. 50'lerde. Her gelince böyle bütün jenerasyonları siliyor. Kabristanları bile malumunuz buyurduğunuz gibi yıkıyorlar ki eski eser kalmasın, unutulsunlar. Bu birkaç nesil böyle geri gitmiş. Yani şimdi bizim birbirimizi anlayamamamız bu yönde bile normal sayılır. Ama çok güzel bir uyanış var. Yani bir bilim adamı cesur olmalı, yiğit olmalı, gerçekleri aktarabilmeli, aktarmalı. Sizin cesaretinize hayranım, sizi canlı gönülden tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Sizin gibi yetişecek bilim adamlarının yolları açık olsun, tebrik ediyorum. Yani çok söylenecek söz, çok sonuç var, çok problem var. Çözümü de kolay, birlikte beraber. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Son olarak da hocam yani... Yok bu bir ne diyelim, hayalinizdeki bir harita var. Buyurun hocam. Hocam önce teşekkür ederim. Gerçekten çok istifade ettim. Ve Müslüman Türk dünyasının meselelerinden ciddi manada haberdarsınız. Sizi tebrik ederim. Sağ olun. Şimdi konuştuğunuz Türkçeyi Türkiye'den mi öğrendiniz? Yoksa başka adam. Yıl 87. Lise birinci sınıftayız. Çin'de malumunuz orta ilkokuldan itibaren bu Marksizm, ateizm, diyalektik materyalizm dersleri zorunlu. O kadar bıktırıcı ki o dersi veren hoca da bıkmıştı. Biz de sürekli hocayı dersi yaptırmamak için soru sorarız. Bir ara kafamızı taktık. Kaşgar, Uygurca. Ahsu, Uygurca anlıyoruz. Neden bizim bu Autonom Rayon, özel bölgenin adı Şincan? Yıl 87, siyaset ders hocasından sorduk. Ya sormayın falan filan sıkıştırdık. Sonra hoca dedi ki gelin terbiyesizler, aynen böyle. Odama gelin dedi. Teke tek gelin dedi. Gittik. Sonra kapıyı kapattı, şöyle bak dedi ki bizim yurdun ismi Çinci değil. Şerpin Türkistan. Şimdi bunu sınıfta söylemek beni hapse kadar götürür. Bunu böyle bildim. Biz yapıştık. Niye o zaman Şincan'a dönüştü? Anlattı. En son dedi ki bizim son bu Şerpin Türkistan'ın davacıları, davagerleri Türkiye denen bir yere gitti. Bayrağımızı alıp gitti. Onlar bayrağımızı ne zaman getirirse bu rayonun adı Şerpi Türkistan olur. Şimdi o gün bugün dedik bu Türkiye neresi? Haritadan hemen buldum. 87, biz 15 yaşındayız. Dedik bu yat bir yabancı bir yurt mu? Yok, bize akraba gelirdi, onlar kapitalist. Amerika'nın kuyrukları. Bu kadar bilin. Sorarsa da aynısı böyle değil. Amerika'nın kuyruğu kapitalist memleket diye. Sonra o zaman biz yabancı dili öğreneceksek o Türkiyelilerin dilini öğreneceğiz. Kafaya uyuk koydum. Sonra bizim bölgede o Türkiyeliler hakkında ne bilgi var? Hiçbir şey yok. Bir şeyler okuyoruz. Ta o sırada 89'da bir kitap yayınlandı. Bizim Turgun Almas adında bir tarihçi. Uygurlar diye bir çok acımlı bir kitabı yayınladı. O kitabı okuduktan sonra da Şerpi Türkistan bir sürü şeyler geçiyor. Resmi yayınlanmış kitap. Tarih eskiden ta şeye kadar bir tarih anlatıyor. 3000 yıllık tarihimizin. Tabi o kitap 8 ay sonra yasaklandı, toplatıldı. Sonra üniversiteyi kafaya koydum. Mutlaka Ürümçi'de okuyacağım. Hukuk veya diploması okuyacağım diye. O nasip olmadı. Biz köylü çocuğuyuz. Öğretmen olmayacağız diye bizim bir iddiamız vardı. Pekin'de Merkezi Milliyetler Üniversitesi Uygur Dili ve yazarını bizi seçmesin. Çünkü zorunluydu bir pedagojiyle ilgili bir şey yazacaksın. O yıl benim de lise puanım bizim şeyde en yüksek çıktı. Oraya ilk sırayı yazdım, Pekin'e kazanmışım. Gitmeyeceğim diye o kadar uğraştım, olmadı. Köylü çocuğu Pekin'e gittim. Pekin'e varır varmaz bizim büyükler bulduk. Ben Türkiyelilerin dilini öğreneceğim. Tam o sırada biz sonradan öğreneceğiz. Bu Mesih Sabri Baykozi dediğimiz adamın torunu, kız, toruncağız kız, Pekin'i Çince öğrenmeye gelmiş. Eski Türk tarihini araştıracakmış asistan. Tabii o zaman bilmiyoruz. Daha sonra öğreniyoruz. Onun da biz Türkiye Türkçesini öğrenmeye başladık. Kitap yok. Ağzından çıkanı not ediyordu. Sonra sizin Pekin'deki büyükelçiliğe gittik. Dilinizi öğreneceğiz, biz kitap verin. 4 defa kapıdan kovdular beni. 3 arkadaş. En son yıl 93 olması lazım üniversite 3. sınıf. Yine kovsanız da diye elçiliğin önünde bekliyorum. Bir saçı ak bir adam çıktı. Koşmuşa gittik. Selamünaleyküm. Böyle baktı. Sizin dilinizi öğreniyorum.
bana sizin dilinizde yazılmış kitap lazım, kitap verin. Şöyle şöyle bak, bekle. Dedi gitti, bir poşette bir şey vardı, al git gözüm gözükme dedim. Aldım gittim, Yaşar Kemal, Ağrı Dağ Efsanesi. Tahir Zühre, Milli Eğitim'in baskısı. Ondan sonra yeni Yaşar Kemal'ın bir eseri. Arasında bir kitap çıktı. Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökal. Şimdi bu Tahir Zühre'nin Uygur Türkçesindeki versiyonunu çoktan okuduk. Attık gitti. Yaşar Kemal, Ağrı Dağ Efsanesi. Yaşar Kemal'ın İnci Mehmet'i bizim Uygur Türkçesinde yayınlanmıştı. Orada bu yıllarda. Sonra Türkçülüğün Esaslarını okumaya başladık. Zaten ben Türkoloji okumayacağım diye ısrarla gezinen biriydim. O yıllarda işte o gelen arkadaşlar yardımcı olurken bu şekilde öğrendik. Bir baktık ki bu yabancı dil değilmiş. Hepsi aynı, ekler farklı. Biri bizim bu kalın, ka, kız demiyoruz, kız diyoruz. Aynen. Sana bana değil, Kayserili gibi, mana sana, nazanne. Biraz nazıkmış İstanbul Türkçesi, kibar. Sadece aksanımızı ayarlamaya çalıştık. Ondan sonra bir vesileyle Türkiye'ye geldik. Sorayı sordum hocam size. Bir gün bu saatlerde lavaboya indim Fen Fakültesi'nde. Orada birkaç bir öğrenciyle karşılaştık. Konuşmaya başladık. Sonra kendisinin Kaşgarlı Doğu Türkistan'dan geldi. Bir şey lisansı, kimyada olduğunu söyledi. Ondan evvel neresi diye sorduğum zaman Kaşgar dedim ki ya ben seni bizim Kırşehir'den, Yozgat'tan falan biri zannettim. Bizim şeyimiz aynen şey yapıyor. Şiva aynı o zaman yani şey. Şiva farklı. Affedersin, sualim daha olacak. Ondan sonra da bir konuya geçeceğim, müsaade edersiniz. Aynen. Bu Kaşgar, Doğu Türkistan'da kaç alfabe değişti? Yani sizin üzerinizde madem böyle bir asimilasyon evet. Bir politikası var. Hangi yıllardan itibaren bu alfabeleri nasıl şey yaptınız? Yani o alanlarda pek şey yapamadınız. Bir sunum olmadı. Oradan da bir yere varacağız. Evet. İtibariyle. Siz devam edin, ben siz dinliyorum. Şimdi onu soran şey yapalım. Kaç defa alfabe değişti? Bazılarımız şu son 100 yıllık bir dönem içinde orada. En az 4 defa değişti. 4 defa. Şimdi 1900'ün başına kadar bu Osmanlıca'ya benzer Çağatayca, Çağatay yazısı devam ederken 30'lardan itibaren bu alfabenin sadeleştirilmesine yönelik bir çalışma oluyor. Mesela bu Farsçadan bazı şeyler alınıyor. P, Ç gibi. En büyük değişiklik bu Çin Komünist Partisi'nin iktidarı sonrasında 50'li yıllarda yapılıyor. Mesela bugün Osmanlıca'da O, Ö, U, Ü için tek bir vav yapılıyor değil mi? Şimdi şuna bir bakın diyeceğim. Bu dördü şimdi O bu şekilde bizde sadeleştirip bu alfabeyi 50'li yıllarda millileştiriliyor. Dört tane ünlüye dört tane ayrı ayrı şey belirleniyor. Şu vav'ın üzerinde dik çizgi ü, Latince'deki V'ye benzeyen olunca ü, virgül olunca u. Şimdi bu 32 harfte bizim tek tek belirleniyor. Yani Osmanlıca'daki dal, zal, t, üçü bir t'ye belirliyorsa bizimki de sadece t'ye almış bunu. Bu alfabe devam ederken Çin Komünist Partisi'nin zorlamasıyla 60'lı yıllarda Çin'in pinyin sistemi dediklerimiz Latin şeyi zorlanıyor. Bu Arap alfabesinden 66 ile 76 olması lazım tam emin değilim. 10-15 yıllık bir süreçte bu Latin alfabesine geçiliyor. Şimdi hocam
Peygamber Efendimiz'den 15 yıl sonra Hazreti Osman döneminde efendim İslam orduları Kaşgar'a oluyor. Evet. Ve miladi 750 Talas Savaşı ile beraber evet. Efendim o zaman Abbasiler döneminde evet. Talas Savaşı oluyor. Şimdiler tamamen o Türkistan bölgesinde Çin Seddi'nin o bir tarafını taşınıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bir 15 yıllık Hazreti Osman zamanında İslam orduları Kaşgar ve Çin Seddi'ne kadar mesafe zannedersem bir en altından bir 6000-7000 kilometre mesafe. Mekke'den. O günkü şartları düşünün. Evet. Bunlar aşağı yukarı 1400 yıl evvelki bir durum. Evet. Şimdi tabii Osmanlı ile beraber de bir İstanbul Kaşgar hattı kuruyorsunuz. Bu evet. Ticari anlamda gösteriliyor bize ama orada çok güzel ifade ettiniz. Fikri ve düşünce akımı aslında. Aynen. Yani güzel aynen. Bir şey. İşte başa döneyim. Dil de bu şekilde diyor yani. Aynen öyle. Şimdi ciddi bir sirkülasyon var. Evet. Efendim o dönemde bu Türkistan coğrafyası Müslümanlar için İslam'da birinci hedef olmuştur. Evet. Neticede oradan şurayı ben zaman zaman düşünüyorum. Şimdi o araya da pek girilmedim. Şimdi Orta Asya'daki son dönemlerde bu hanlıklarla ilgili problemler efendim orada ciddi sıkıntılar yaratıyor. Ama bizim tarihi bilgilerimize göre orada bir Göktürk İmparatorluğu kurulmuş. Evet. Bir dönem. Bir Hun İmparatorluğu kurulmuş. Efendim Doğu Bizans'ı. Yani Bizans'ı yıkmışı. Efendim bir Cengiz Han İmparatorluğu tektir bunlar. Ama Bizans efendim Bağdat'ı şurayı burayı yaktı yıktı filan bir anlatılır. Evet. Temel şeysini çok iyi bilenimiz yok. Efendim hatta şöyle bir düşünce daha var. Efendim Cengiz Han Anadolu'ya kadar gelip tekrar dönüşünde geldiği orduları İslam ülkesine yüz yüze geliyor ve ciddi bir oraya beraber bir dönüş de oluyor. Doğru. Orada İslam'ın belirli bir temel nüveleri de atılıyor. Yani savaşlarda bazı bizim hoşumuza gitmese de evet. Farzdır noktasında geliyoruz burada. Şimdi bu savaşlar da insan beşer hayatında, tarihinde önemli yerler de şey yapıyor. Haçlıların bize gelmesi vesaire o da ayrıyız. İnsanlık tarihinde farklı bir durum yaratıyor. Neticede bu saymış olduğum en son Timur Renk 1414. yüzyıl. 14. Timur'dan sonra orlarda artık devlet yapılaşması kalmıyor. Bu çok önemli yani. Devletin olmadığı yerde efendim esaret başlıyor yani. Ya bir taraftan Çin'den, bir taraftan Rus'tan vesaire yapılıyor. O dönemde Kaşgarlı Mahmud'un ciddi çalışmalar oluyor. Mesela ben o Kaşgarlı Mahmud'un Karahanlıların başkenti olan Burana'da ben orayı gördüm. Yıkık bir minareden başka hiçbir şey yok. Ama medeniyetin sürekliliği onları daha güzel taşımaktır. Şimdi bir Karahanlı İslam'ı ilk kabul eden bir Türk devleti kuruyorsunuz. Fakat onun yerinde, başkent yapan yerde yıkık bir minare var. Bu kadar da bir müze var. O zaman da geçmişler Kaşgarlı Mahmud'a ait şeyleri falan koymuşlar. Bu kopuk medeniyet süreci bizi mahvetti. Şimdi dolayısıyla mevzunuz içinde o Orta Asya'da Beş Türkler meselesi, efendim Ahmet Kemal Bey'in Isık Gölü'de falan da kalıyor orada, evet. Ulaşıyor, oradan Çin'e gidiyor falan. Fakat o Asya'da Beş Türk bakıldığı zaman o romanında bizim oradan giden o beş tane Türk efendim Çin'e kadar gidiyor. Afganistan, efendim Özbekistan vesaire.
Onların en çok sıkıntı çektiği orada Hamlıklar. Eğer Hamlıklar onlara ciddi manada yardımcı olsalardı, bugün Rus zulmü, yani komünizmden ele, Bolşeviklerin o dönemini bile yaşamayacaklardı. Şimdi bu tarihi bütünlüğünü biz bozduk. Daha böyle şekilde meseleleri anlattı mıydı? Orada bir yer